Sayın Erdoğan, şimdi kulaklarını aç ve Elazığ'dan bizi dinle. Sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş. Senin yaptıklarını ancak iblis teşebbüs edecektir. Ve çıkıyor MHP'nin başındaki beyefendi. Aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Alçaksın ve şerefsizsin. Bu şahıs her gün fitne saçmaktadır. Her gün dedikodu yapmaktadır. Her gün yalan dolanla milli vicdanı sarsmaktadır. MHP Genel Başkanı kavalığıyla öne geçti. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil, Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Bütün yetkilerin kendisine toplandığı, yargının kendisine bağlandığı, yasama organı meclisinin kendi kontrolüne sokulduğu, denge denetim ve fren sistemi olmayan tek adam diktatörlüğü, tahtsız ve taçsız sultanlık peşinde koşmaktadır. Beştepe'nin başkanlık sisteminin faziletleri konusunda söylediklerin tümü yalandır ve aldatmacadır. Başkanlık federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı canisiyle pazarlıklarda yeni anayasayla bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Beştepe Hanedanı ve AKP yönetimi aile boyu rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batmıştır. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının döndürülebilmesi Tayyip Erdoğan'ın bütün yetkiler elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Gerçekten ülkemize yakışmıyor. Ülkemizin siyasetine yakışmıyor. Hadi Cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Sende hiç mi bir Allah korkusu yok? Sayın Bahçeli son derece öfkeli, son derece gergin, son derece mutsuz. Allah korusun. Allah korusun, bu hararetle, bu gerilimle kayışın kopması, contaların yanması, motorun su kaynatması durumunda ciddi şekilde üzülürüz. Alçaksın ve şerefsizsin. Siyasette ortaya zaten hiçbir başarı koyamadın. Daha fazla gerilmeden, daha fazla hararet yapmadan emekliye ayrılmasını kendisine samimiyetle tavsiye ediyoruz.